Hazır mısın? Hazırım. Hazır. Sen Gönül'den başlamak istiyorum. Gönül'cüğüm, masayı nasıl buldun haftanın son günü için? Masa Seda Hanım benim evimde bardaklarıma sade demişti. Ben de sade düz buldum. İnadına mı diyorsun yoksa esnaftan mı sade? Yok, farkındaysanız takım ve kadeh gayet şık duruyor. Ya ben sade buldum. Çatalları, bıçakları benimkiyle aynı. Onun dışında... Bir kıyaslama içine mi girdin? Ne bileyim, direkt kendi günlüğünü atınca sen benimkine böyle demiştin ama bak seninki de şöyle. Bence öyle oldu biraz. Günlük kullanıyorum demişti bunları. Günlük siz bunu ya, ben bunları kullanmıyorum ama onları kullanıyorum. Benimkilerin ben günlük kullanıyorum dediniz ama bunlar da günlük gibi yani. Hayır. Ben sade buldum böyle. Beklediğin şatafatı göremedin. Gibi değil. Yok, o kadar göremedim. Daha farklı bekliyordum. Peki eksik yedik var mı? Yok. Yok hayır. Şu anlık... Yok. Beğendim. Ben. Peki Gamze Hanımcığım, dün Mehmet Bey masası çok sakin geçmiş Gönül Hanım'a göre. Yani siz masada çok sakin misiniz açıkçası. Ve bunun en büyük sebebi de çiçeklermiş. Evet, böyle çiçekler Gamze Hanım'ın yaşamışsınız. Öyle hediyeyle falan sakinleşiyor musunuz? Çiçekler herhalde böyle, bir de canlı çiçeklerdi. Hani yapay evet. Çiçek değildi. Yani. Herhalde çiçekler böyle Gamze Hanım'ın pozitif enerjisini ortaya çıkarttı. Gönül Hanım mı söylüyor? Evet. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, Mehmet Bey'in o kibar jesti çok hoşuma gitti. Ama lezzet yemeklerin o eleştirmekte yani beni etkilemişliği değil. Yok. Yani o tamamen adaletliydim, nettim yani. Zaten, evet. Ama çiçekler çok hoş bir davranıştı. Bize ayrı çiçek yaptırması falan çok kibar bir davranıştı. Tabii. Siz bunu takdir etmediniz mi peki? Tabii ki de takdir ettim ben. O mevzu ayrı, o var. Ben onu sizi hani durgunlaştırdı çiçeklerin canı. Onu belki yapay olsaydı biraz daha yok, farklı olurdu. Yok şimdi bir gün öncesinden... Çiçekten mesela daha mı düşünüyorum yapacaktı? Yok. Galiba. Hayır. Sanki. O demek, ben bu demek. Bir gün öncesi onun evinde böyle resmen azarlandım. Yani evet, çünkü benim... bir çocuk gibi azar işittiğim için yani onun bir sarsıntısı ve üzgüntüsü içerisindeydim. Geldiğimde tabii kendimi toparlamam, inanın o akşam da öyle çok üzüldüm. Yani onun etkisi vardı evet, aslında. Evet, gününde de onun etkisi devam onun ediyordu. Onun etkisi devam ediyordu. Çünkü bir ev sahibinden o şekilde bir, yani ben yemeklerini inanın eleştirmekten bile yani korktum. Çünkü küçük diyorsunuz, ayrı bir azarlama geliyor. İşte savunmak yanlış yani. Savunmak ayrıdır ama yanlışsa bakın kabul etti bazı şeyleri, tuzsuz olmasını, bazı detaylı evet, Mehmet Bey dürüstlüğünden mesela Halime Hanım da öyle. Ben de çiğ böreğimi kabul ettim. Ben de Halime, ben bir lafımı bitireyim. Halime abla da öyle mesela, baklavasıyla ilgili bazı eleştirilerde bulunduk. Çok emek vermiş olduğu ortadaydı. Ama bazı hataları kabul etti. Yani takdir ettim mesela. Ama sen bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Yani anlatmaya çalışıyorum. Çünkü adaletli bir puan vermeye çalışıyorum. Yani sana eksikliğini, olması gerekeni söylemeye çalışıyorum. Sen çok sert tepkiler veriyorsun. Bu da beni çok incitti. Yani ev sahibi olarak biraz daha kibar. Yani Mehmet Bey'in gününde daha farklı. Senin gününün durgunluğu devam ediyor. Evet. Çiçekle bir alakası yokmuş. Onun bir alakası yok. Gamze Hanım, benle uğraşmayın. Önünüzdeki masayı yorumlayın. Gamze Hanım, çok abartıyorsunuz. Kimse kimseye azarlayamadı. Peki sabah kahveleri dibek kahvesi yaptım dedin değil mi? Evet. Gönül neden sormadın diyor bize. Bize sormadan dibek kahvesi getirdim. Mesela ben dibek kahvesi. Siz sordunuz mu Türk kahvesi? Belki ben dibek içmek istiyorum ama siz de sormadınız. Sizin sormanız gerekiyordu bize. Biz ama ne diyecektik? Bize dibek kahvesi mi getireceksiniz yoksa Türk kahvesi niye, mi getireceksiniz diye soracak mıydı? Niye ben jest ettim? Kötü mü yaptım? Yani ben normalde dibek kahvesini aldım. Dibek zaten bu yöreye ait değil. Daha çok Antep, o taraflara ait ama kimse o düşünceliği gösteremedi ben haricinde. Biz Bursa'da yarışıyoruz ama. Bursa'da yarışıyoruz ama Bursa'nın yemeklerini yapacağız diye bir zorunluluk. Ama sorsaydınız keşke. Belki içmeyen vardı. Mesela benim hoşuma gitmiyor ağzıma pütür pütür gelmesi. Pütür pütür. Evet. Pütür pütür geldi. Hiç içmediğiniz o kadar belli ki. Dibek kahvesi var evde ama daha içmiyorum. Yani bugüne kadar bence içmediniz. İçtim tabii ki de canım ya. Şimdi eşim sever. Ona yaparım. Bir iki kere onun şeyiyle içtim. Hani bir İsrail. Bak evet dedi ama öyle pütür pütür ağzıma gelmesi hoşuma gitmiyor. Eğer söyleseydiniz pütür pütür ağzıma geliyor içmek istemiyorum diye değiştirebilirdim. Dibek kahvesi yapacağınızı zaten söylerdim. Onu önce sizin sormanız gerekiyordu. Kimse belirtmedi. Ben bugün Türk kahvesi yapıyorum yani. Türk kahvesi yapmayıp başka bir şey de ikram edebilirdim. Diğer yarışmalarda mesela başka soğuk içecek de ikram ediyorlar. Ev yapımı kendi. Kadir Bey o zaman neden o zaman kahvelerimizi alalım diyor. Ama şimdi dibek kahvesi de bir kahve. Şimdi dibek kahvesi çay çeşidi mi ben değil anlamadım. Değil yani kahve yani. Ama çok bir de anlamsız buyuruyor. Karışım yapmış sanırım. Normalde ben dibek kahvesini içiyorum. Çok daha silik oluyor. Karışım evet, yapmış Türk sanırım. Ben de bazen öyle karıştırıyorum. Evet, ben tadını beğendim. Kahve olarak tadını. Sizin için bir sıkıntı mı peki sormadan yani ben getirmesi? Sevdiğim için
Çünkü normalde ben de eşim de o şekilde karıştırırız. Hatta aynı şeyi onu da keşfetmiş olması hoşuma gitti yani. Evet. Ama sorabilir miydi? Sorabilirdi. Ama ayrıyeten bize kibarlık adına bunu yapmış ve açıklıyor. Diyor ki size jest olarak yani ayrıyeten bunu yaptım. Ben sormasını siz bunu isterdim. Kibarlık olarak görmüyor musunuz Gamze Hanım gibi? Yok, görmüyorum. Peki Mehmet Bey... Herkesin kibarlık anlayışı farklı demek ki Kadir Bey. Olabilir. Mehmet Bey masayı nasıl buldunuz? Genç ve tecrübesiz bir hanımefendinin hazırladığı masa sabah öyle demişti ya. Vallahi ben şimdi şey diyeceğim. Yani yeni bir gelinden daha iyi bir masa beklerdim ama galiba şey oldu. Dün ben çıtayı bayağı bir yükseğe çıkardım. O da o çıtaya yetişemeyeceği için dedi yapacağım. Ne fark var? Ne fark vardı? Vallahi, çelenk oturup durmadım diye masanın altında. Çelenk değildi. Tam bir masa çiçekli şeyde. Başka artısı ne peki? Vallahi yani masa örtüsünden, peçetesinden, düzeninden, masa örtünüz daha mı güzeldi bundan? Çok çok daha iyiydi. Ay gerçekten masa. Yani İnanın diyecek bir şey bulamıyorum. Yani yeni gelinler sizin çıtanıza ehale erişemiyorlar mı? Yeni hayır, gelinler yani diyorum ya işte çıtayı öyle yukarıya çıkarmışsın. Kuş falan oturup durmuyor. Hiç uğraşmaya yeni gerek yeni gelin yok. Masası diye bir şey Mehmet de yok. Mehmet Bey bugün çok mütevazı maşallah. Kendi günü geçti ya Kadir Bey. Ama hakikaten yani dünkü masam ben yani kendimi övmeyi çok sevmem ama hakikaten bundan çok daha iyiydi ya bilmiyorum hiç da. Evet, hiç belli yani. Olmuyor yani gerçekten övmüyorsunuz. Ya ama hakikaten yani şimdi göz var nizam var siz ne diyorsunuz yani? Siz kendiniz yeni gelin şu, ama ilan şu masa benim masam olsaydı olabilirdi belki de bir erkeğin hazırlığı. Yani aslında dünkü masanın bugün yeni geline ait olması mı gerekiyor? Yani ben çiçek var, ben sevmiyorum bunu evime baktığımda da anlamışsınız. Ama o sadece çiçek değil var. Anlaması çok lazım yani. Kadir. O hediye. O hediye çaktırmayın. Çaktırmayın. Yok kameralar çekmesin. Koltuğunda da mı olmasın çiçek? Lütfen de. Şurada da bir deve tabanı mı vardı sabah? Neyse neyse. Şu hediye. Şu tarafta hediye. Hediye. Tatlı diye. Olur öyle şeyler. Yani sen son dakika lafı böyle iyi bir şeydi. Vallahi yani ben diyeceğimi dedim. Seda Hanımcığım masa yeni gelin masası gibi değildi. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Mehmet Bey size katılıyorum. Sizin masanız tam bir gelin masasıydı. Hadi bakalım. Keşke bu performansınızı bir hafta boyunca bütün masalara yaysaydınız bugün böyle bir patlama oldu yok, gibi hissettim. Yok ben bütün masaların şeyini yaptım ya yorumunu yaptım. Tamam teşekkür ederim. Halime ablanın kimin günündeydi bir açılması? Gönül Hanım'ın günümünde miydi? Evet Halime ablanın Gönül Hanım'ın günde açılması gibi Mehmet Bey de bugün sizin masanızda açıldı. Mehmet Bey çok da susmadı aslında yemek yorumlarında. Yok hepsinde konuştum ya. Yani maşallah. Yani. İlk günden beri Gamze Hanım'la yeterince diyorlar. Yok yok yani ben Mehmet Bey'e kadar yani konuştuğumu düşünmüyorum. Hiç yani. Çok çok fazla yok, konuşmuyorum. Ya, yok yanlışım var. Mehmet Bey'e kadar konuştuğuma inanmıyorum. Allah canını almasın. Vallahi inandım sen buna. Hepimiz tek tek konuşmayı seviyoruz kendi aramızda. Evet. Peki Mehmet Bey, Seda Hanım'ın iyi bir ev sahibi olamayacağını düşündünüz. Hadi masayı geçtim. Niye iyi bir ev sahibi olamayacak? Şoka girdik şu yok, anda. Yok yani karşılamasıyla... Şıklığıyla, karşılaması şıklığıyla her şeyle olacağını zannetmeyi yemeklerinde biraz hafif kalacağını düşündüm. Olur yani yorumlarda falan mı kendini iyi savunamayacağını mı düşünüyorsunuz? Yok savunur. Savunur şöyle yani yorum gün hafta boyunca yaptığı yorumlarda yani yemeklerin tadından alamadığı şeylerin yorumunu yaptı bence. Nasıl yani? Ya yemeklerin içinde seçemediğin şeyler için karıştırdığın şeyleri yorum yaptın demeyin tadını yani tuzlu tuzsuz muhabbeti oldu. Hayır ben hiç evet, yani evet, ben yani, tuzunu alamadım, ben tuzla, masada ne zaman alamadım. Tuzsuz dediysem herkes aynı şekilde yorum yaptı yani tuzsuz olan bir yemeği ay aşırı tuzlu hayır, ya da çorbada, salatada dereotu yoktu dereotu oldu yani karışıklık olabilir evet. Lezzet de yani ben damak tadınıza güvenmediğim için o şekilde. En azından tabii. Yorum katabiliyorum hiç susmaktansa. Evet yanlış yorumlar söylediklerimi ifade doğru. Edebiliyorum. Doğru evet, yanlış yorumlar güzel katıyorsunuz. Yani hiç susmaktansa yorum yapabiliyorum. Yok, sen demek susmadın. Sen kim? Yok sen Gönül Hanım. Ben susuyormuşum ama ben yalan yanlış konuşmak istedim. Yalanı atalım yalan da. Yalan mı konuşuyorsun? Yalan yanlış. Yok, ya hayır o benim şeyim de var yalan yanlış da o öyle değil yalan değil. Yani yanlış. Ben sizin adaletinizi Halime Hanım'ın masasında gördüm. Evet ben de sizin nasıl gününüzü oynadığını aynen Halime Hanım'ın masasında gördüm. Teşekkür ederim. Bugün herkesin adaletini. Evet, sizin evet. Adaletinizi bana verdiğiniz 3 puanı benim hak etmediğimi masamın hak etmediğini evet. Söyleyerek ben de gördüm. Evet herkes herkesin adaletini çok şükür gördüm. Çok istabilirsin. Halime ablacığım sen nasıl buldun masayı? Ben de valla daha şeffaflı beklerdim çünkü Seda Hanım benim masamı beğenmemişti. O yeni gelin daha şık altın şeyi bekliyordum hani tabaklarında. Canım aranızda 1,5 çok, sene var. Sevinç ona yani, 1,5. Olsun yine de ben daha şık beklerdim. Daha şık. Yani mesela şıktan kastınız tabaklar mı daha şık? Hepsi. Bardaklar mı yoksa ortada bir göreceksiniz aksesuar? Göreceksiniz diyordu ya. Ama gördük ya, cıvıl cıvıl dedik, masa olmaz abi. İnanın mesela benim bardaklarım da aynı bu boyutaydı. Böyle bardak olur mu bu masaya? Peki bu oldu mu buna?
Ha, bu oldu mu buna? Gel dedi. Seda Hanım. Ne olmadı? Ne olmasını isterdiniz? Siz benimkimi çok eleştirmiştiniz. Ne olmasını isterdiniz? Siz yeni 1,5 sen onda ne olmasını gelinsiniz. İstiyordun onu daha soruyor. Daha şık bakın bunlar beklerdim. Farkında değilseniz hepsi takım uyum halinde. Takım benim de takım değil miydi? Değildi. Su takımınız takım mıydı? Değildi. Su takımım su takımıydı. Ayrı takım değildi ki. Aynısı uyum bir büyük mıydı tabaklarla? Takımlarımdı. Yok bardakla tabaklar uyumluymuş. Şey uzun bardak istiyorum demişti. Bu vardı benim ama onların takımı değildi. Ben takımını koydum. İşte o diyor ki benim yemek takımımla su takımım bir. Benim de birdi. Değildi. Yemek takımının bir bardaklarıydı. Değildi ablacığım. Sen yeni 1,5 gelinsin benim 3 sene önceden aldığım model yani. belki ben evlenmeden 5 sene önce aldım bunları. Belki ben de öyle yapmışımdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.